Allah nasip ederse biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Allah'ın inayetiyle, sizlerin teveccühü ve dualarıyla artık İskenderun 30 Mart'ta makus talihini yenecek, kara bulutları dağıtacak ve iktidara AK Parti belediyeciliğiyle sizleri tanıştıracağız. Allah'ın izniyle bütün hizmetleri, aş, iş, hiçbir gencimiz işsiz kalmayacak. Ne kadar probleminiz varsa insanları ayırmadan, ayrıştırmadan İskenderun mücavir alanı sınırı içerisinde nereden gelirse gelsin, doğudan batıdan Alevisi, Doğulusu, Kürdü, Türkü, hepsine kapımız eşit, hakkaniyetli, adaletli bir şekilde hizmeti getireceğiz. Ama şimdi büyük bir lütuf olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sadullah Ergin'in de desteğiyle, Başbakanımızın da birikimiyle, Allah'ın izniyle 30 Mart'ta zafere ulaşacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yardımcımız olsun. Yar ve yardımcımız olsun. 30 Mart'ta bir sandık geliyor. Bu sandıkta İskenderun'da belediye başkanı, Hatay'a da Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğiz inşallah. Burada şunu çok net ifade edeyim. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İskenderun böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. Meydan Mahallesi artık senin de bir sahibin olacak. Sana sahip çıkan olacak. Süreçte meclis üyeliği adaylığım konusunda başta Sayın Bakanım Sadullah Bey olmak üzere Sayın Milletvekilim Orhan Karasayar, Seyfi Dingil Belediye Başkan adayımız, Sayın Çelik İş Sendikası Genel Başkanımız Ali Cengiz Gür, Mali Genel Sekreterimiz Bayram Altun, Zeynel Altun ve değerli aile büyüğümüz Sayın Doğan Keleş'e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kaderi, İstikbali, istikrarı hepsi bu seçime bağlı. Bu seçim 40 yıllık bir makus talihin yenilmesi, kara bulutların dağılması, İskenderun'un artık hak ettiğini alması için son şansımız. Allah nasip ederse sizlerin de desteğiyle Yüce Rabbim bize naip etsin. 30 Mart'ta sizlerin duası ve oyları teveccüh ederseniz İnanın İskenderun, Akdeniz'in parlayan bir yıldız olacak. Ben sizlerden rica ediyorum, duygusal davranmayalım. Hangi partiden olursanız olun, AK Parti'yi yerel yönetimlerle, Ankara'yla birleştirmemiz gerekiyor. MHP'li olabilirsiniz, Saadet'li olabilirsiniz, Büyük Birlik'li olabilirsiniz. Ama yerelde Ankara'yla uyum içinde yaşamadığımız zaman işte İskenderun'un hali 40 yıldan beri köy gibi. Biz bunu çağdaş bir kent yapacağız. İşsiz açsız bırakmayacağız. Üniversitemizi kuracağız. Projeleri bakanım daha detaylı anlatacak. Türkiye'de siyasi istikrar olursa yapılacak işler, ekonomik istikrarımız olursa yapılacak işler. Hamdolsun 11 senedir siyasi istikrarımız var, ekonomik istikrarımız var ve bölgemizde de dünyada da gıpta edilen bir ülke haline geldik. Türkiye bugün denizin altından trenler yürütüyor. İskenderun bugüne kadar hizmet almamış. Efendim, Ankara'da kim varsa İskenderun onun tersini yaparmış. Böyle bir gelenek varmış. Mışlamış. Antalya'da da vardı böyle mışlar. Söyledik. Böyle gelmiş ama
böyle gitmeyecek dedi. Gün gücü bizim.